Şimdi KATSA yaptırımları var. Amerikalıların çıkardıkları bir kanun var. Belli Rus ürünlerini alanlara yönelik yaptırım uyguluyorlar. Bu yaptırımları da işte çeşitli şekillerde yapıyorlar. Bunu da yasaya bağlamışlar. O yasanın bir bağlayıcılığı var. Şimdi bu yasanın tabii ortaya koyduğu, atıldığı dönemde var olan şartlarla şimdiki şartlar değişmiş şartlar. Biz hani Amerika'da hem Senato ile yaptığımız görüşmelerde hem siyasilerle hem ulusal güvenlik yetkililerle yaptığımız görüşmelerde geldiğimiz noktada hani bu türden iki tarafa da hizmet etmeyen yaklaşımların iki ülke arasındaki ilişkileri daha da kronik hale getiren bir rol oynadığını altını çiziyoruz. O da belli bir noktada kabul görüyor. Yani bunu daha olumlu bir şekilde nasıl çözebiliriz? Bunun arayışı içerisindeyiz. Bizim amacımız KATSA'dan çıkmak. Çünkü Savunma Sanayi Başkanlığımız KATSA'ya şu anda tabi olmuş durumda. Yani silahlı kuvvetlerimiz F-16 ile ilgili bir ihtiyaç iradesi ortaya koyduğunda Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanmış. Amerika'da bu tıkanmıştı. Peki bu tıkanıklığı biz nasıl giderebiliriz siyasi olarak? Yani ona bir plan program geliştirildi ve bu siyasi engel aşıldı. Amerikan Senatosu'ndaki bu siyasi engel kalktı. Daha sonra üretici firmayla Milli Savunma Bakanlığı'nın arasındaki teknik bir müzakere konusu bundan sonrası. Yani bunda şu anda bir siyasi problem yok. Ama F-35'te siyasi bir engel var şu an. F-35 çünkü KATSA'dan dolayı takılmış durumda. Bu konuyu dediğim gibi biz sadece F-35'ten dolayı değil, KATSA'yla ilgili konudan dolayı çözmeye çalışıyoruz. Yani bu çözülürken yanında F-35'le de ilgili bir çözüm gelirse tabii ki yani tercihe şayan bir durum olur. Dediğim gibi o konudaki nihai teknik otorite makamı, değerlendirme makamı Milli Savunma Bakanlığımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız. Ama biz olayın siyasi boyutunu yönetmede her türlü çabayı şu anda gösteriyoruz. Yaratıcı formüller, çözümler neler olabilir? Onlar üzerinde duruyoruz. Tabii Cumhurbaşkanımızın günün sonunda nihai yönlendirmesi, bakışı yani belirleyici olacak. Ama siyasi ayağını yani yakından takip ediyoruz. Yani bu konunun artık iki ülke ilişkilerinde bir ayak bağı olduğu konusunda en azından her iki tarafta hemfikir. Onu söyleyeyim.